Şimdi söz sırası Demokrasi ve Atılım Partisi adına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu'na aittir. Buyurun Sayın Yeneroğlu. Çok saygıdeğer başkan, çok kıymetli milletvekilleri, çok değerli bakanlarımız, televizyonları başlarında bizleri izleyen çok saygıdeğer vatandaşlarımız. Milletin iradesinin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını anmak ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere bir araya geldiğimiz bu özel oturumda Deva Partisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 23 Nisan 1920'de büyük bir sorumluluk bilinciyle açılan, çatısı altında gururla bulunduğumuz Yüce Meclis, istiklal için, hürriyetler için verilen müstesna mücadelenin çıkış noktasıdır. Milletin ve vatanın zor günlerinde yurdumuzun dört bir yanından gelen farklı görüşlerin bir arada omuz omuza verdiği bu mücadeleye önderlik eden, başta Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'in her bir üyesini ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sayın milletvekilleri, Birinci Meclis'in kürsüsünün arkasında onların işleri istişare iledir ayeti asılıydı. Kurtuluş Savaşı'nın en zor zamanlarında temel hak ve hürriyetlerin ihlaline ve kanun hakimiyetinin tesis edilmemesine dair ağır eleştiriler yapılabiliyordu. Bugün bırakın istişareyi, milletimizin yarısından fazlasının oyunu alan belediye başkanlarımızı terör örgütleriyle ilişkilendirebilecek hazin bir haldeyiz. İlk meclisin Mersin mebusu Selahattin Bey, şahıs hakimiyeti yerine kanun hakimiyeti ilkesinin önemini vurgulayarak, Yüce Meclis görüşme ve tartışma makamıdır, onay makamı değildir, meclisin şahsına hürmet edilmelidir diyordu. Bugün meclise onay makamı olarak dahi ihtiyaç duymayanlar var. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan birçok tedbir kararının temel hakları sınırlandırıldığı açıkken ve bu sınırlamalara yasal zemin hazırlamak da zorunlu iken, bu durumda dahi meclisin çalıştırılmaması nasıl izah edilebilir? Unutmayalım ki yasama yetkisi aslidir, devredilemez ve hiçbir şekilde de kesintiye uğratılamaz. Bu sebeple meclisin çalışmalarına ara verilmesini kesinlikle reddediyorum. Bu denli önemli kanun tekliflerinin aynı gün komisyondan geçirilip genel kurula getirilmesinden, çuval kanun paketleriyle yasama yetkisinin işlevsizleştirilmesinden, anayasaya aykırı kanunların meclisten geçirilmesinden, ülkemizin kararnameler, hatta son dönemlerde genelgeler ile yönetilmesinden ve sonsuz adaletsizliklerden derin üzüntü duyuyorum. Değerli milletvekilleri, çocuklarımıza kısır çekişmelerin hakim olduğu, hukukun ayaklar altına alındığı topallayan bir meclis, topallayan bir demokrasi bırakmamalıyız. Bugün milletvekili olarak birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlarımızı 100 yıl önce birinci mecliste nasıl başladığımızı, 100 yıl sonra nerede olduğumuzu, önümüzdeki 100 yılda çocuklarımıza nasıl bir meclis bırakmak istediğimizi düşünmeye ve meclisi yeniden sistemin merkezine oturtmak ve tarihi hatadan dönerek güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Bu duygularla herkesin bayramını kutluyor, kurucu meclisimizin bizlere emanetini çocuklarımıza da en iyi şekilde teslim edeceğimize olan umudumun altını çizmek istiyorum. Bilvesile siyasi partilerin konuşmalarından sonra da TRT'nin yayınını kesmesi de milletimizin takdirine bırakıyorum. Aynı zamanda bu gece başlayacak olan Ramazan ayının da ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Yeneroğlu.